Herkese merhaba. Karşılaştırmalı Almanca kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır sizin benden talep ettiğiniz ve beklediğiniz adjektif deklinasyon yani Almanca'da sıfat çekimi konusuyla karşınızdayız. Değerli arkadaşlar, bu konuyu öğrenen birçok kişi bu konuda zorlanır. Zor bir konu olarak adlandırılır ve bu şekilde algılanır. Bunun sebebi nedir? Bir defa bir dili konuşan kişi başka bir dil öğrenirken kendi konuştuğu dilde olmayan bir özellikle karşılaştığında onu öğrenmekte, anlamakta, algılamakta zorluk çekebilir. Şimdi Türkçe'de sıfatlar her zaman cümle içerisinde basit, yalın halde kullanıldığı için, Almanca'da ise çekimlendiği için arkadaşlar, sonradan bu dili öğrenen arkadaşlara bu sıfat çekimi, adjektif deklinasyon zor bir konu olarak gelmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse de öyledir. Birçok tablo vardır ezberlenmesi gereken, birçok detay vardır, gereksiz bilgi vardır. Ancak biz öğretmenlerin bir vazifesi de o karışık, zor olan konuları sadeleştirmek, eğitim metotlarından işte kategorize etme ve benzeri metotları kullanarak kolay anlaşılır hale getirmektir. Biz de karşılaştırmalı Almanca olarak bu adjektif deklinasyon konusunun daha rahat anlaşılabilmesi için bunu arkadaşlar biraz sadeleştirdik. Eğer sabırla sonuna kadar izlerseniz, dinlerseniz, not alırsanız açıkçası hem konuyu anlayacağınızı hem de bununla ilgili artık meselenin %80, %90'lık kısmını çözmüş olacağınızı size söyleyebilirim. Evet, başlayalım ama lütfen dediğimiz gibi dikkatlice, sabırlı bir şekilde sonuna kadar izleyelim. Başta vereceğimiz bazı teorik bilgiler size sıkıcı gelebilir ama örnekler üzerinde onları pratize ettiğimizde göreceksiniz. O teorideki bilgiler cuk diye oturacak ve aha tamam ben şimdi anladım diyeceksiniz. Evet, Almanca'da Türkçe'den farklı olarak sıfatlar farklı şekillerde çekimlenir ve farklı ekler alırlar. Almanca'da sıfatların alabileceği 4 farklı ek vardır. Bunlar şunlardır. En, E, Er ve Es. Evet, 4 tane, başka da yok arkadaşlar. Peki, bu 4 farklı eki 2 farklı tabloda görelim demişiz. 2 tabloya ayırdık daha kolay anlaşılabilmesi için. Birinci tablomuz bu. Almanca sıfatların E ve N takılarını aldığı durumlar. Şimdi bir defa bilmemiz gerekiyor ki Almanca'da kelimelerin artikülleri vardır ve o artiküller nominatif, akuzatif, datif, genetif durumlarına göre değişirler. Değiştiklerinde de tekil çoğul olması ve bu artiküllerin değişip değişmemesine göre de o sıfatlar farklı ekler almaktadır. Birincisi arkadaşlar E ve N takısı. Çok basit, görmüş olduğunuz gibi. Eğer kırmızı ile renklendirdiklerimiz arkadaşlar E takısını alırlar. Siyah ile renklendirdiklerimiz ise N takısını alırlar. Şimdi tabloyu bazen anlamak zor olabilir ama biz sizin için bu tabloyu 3 cümlede özetleyeceğiz. O özet cümleleri aklınızda tutabilirseniz, iyice benimser, içselleştirir, sindirebilirseniz arkadaşlar E ve N takısı ile ilgili her şeyi anlamış olacaksınız ve hiç yanlış yapmamış olacaksınız. Hadi bakalım neymiş onlar bir görelim. Bir defa çoğul isimlerin önüne gelen tüm sıfatlar her durumda N takısını alırlar. Çok basitmiş, onu aldık cebimize koyduk. Çoğul isimler hangi durumda olursa olsun cümle içerisinde N takısını alıyorlar. 2. İsmin 4 hali olan nominatif, datif, akuzatif ve genetiften dolayı artikülü değişen tekil isimlere gelen tüm sıfatlar N takısını alırlar. Bunu da kırmızıyla renklendirdiğimiz şu kelime öbeğini arkadaşlar aklınızda tutarak halledebilirsiniz. Artikülü değişen tekil isimlere gelen tüm sıfatlar. 3. Cümle içerisinde artikülü değişmeyen tekil isimlere gelen tüm sıfatlar ise E takısını alırlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi o tabloyu bu 3 cümlede özetlemiş olduk. Bunları ezberlemeniz gerekmektedir. Şimdi bir notumuz var. Yukarıdaki özellikler unbestimmte artikel yani bir kelimesi hani ein var ya. 2 possessive artikel yani mein, sein, dein, benim, senin, onun gibi kelimeler için de geçerlidir. Evet, yine teori,
Yine ezber. Şimdi geçelim örnekler üzerinde görmeye. Şu üç cümleyi hiç unutmayalım arkadaşlar. Alıştırma cümleleri. Birinci cümlemiz şöyle olsun. Das Buch ist in dem Großschrank. Şimdi buradaki kelimemiz Schrank. Önüne groß diye, büyük diye bir sıfat gelmiş. Schrank kelimesinin article'ının der olduğunu biliyorum. Ve bu cümlede tekil olarak kullanılmış. Bakıyorum ama der article'ı dem şeklini almış. Datif'ten dolayı in dem. O halde article'ı değişiyorsa ve tekil ise ne oluyordu arkadaşlar? Tabii ki sıfat en takısını alıyordu. Das Buch ist in dem großen Schrank. Evet, bu cümlenin Türkçesi kitap büyük dolabın içinde. İkinci örneğimize geçelim. Kannst du den kleinen Schrank etwas noch vorne schieben? Şimdi cümle içerisindeki fiil isim yine Schrank. Article neydi? Der. Ama bu sefer bakıyorum article den şeklini almış. Neden? Akuzatiften dolayı. Dolabı. Peki eğer bir isim tekilse ve article'ı değişiyorsa ne yapmamız gerekiyordu arkadaşlar? Tabii ki sıfatla beraber en takısını kullanmamız gerekiyordu. Kannst du den kleinen Schrank etwas noch vorne schieben? Yani bu cümlenin Türkçesi küçük dolabı biraz öne itebilir misin? Aynı isim üzerinden gidiyorum ki arkadaşlar o değişen durumları görebilelim. Die Tür des Billigschranks war kaputt. Şimdi yine Schrank article'ı der ama bu sefer cümle içerisinde des şeklini almış genitif tamlamadan dolayı. E article değişiyorsa ne yapıyordu arkadaşlar sıfatlar? En takısını alıyordu. Die Tür des Billigen Schranks war kaputt. Bu cümlenin Türkçesi ucuz dolabın kapısı kırıktı. Geçelim. Ich möchte die weiß Schränke kaufen. Şimdi Schrank dediğine göre bu kelime dolaplar manasına geliyor. Yani çoğul. Artikeli de die. Ne demiştik? Çoğul olan isimlerin almış olduğu sıfatlar her halükarda en takısını alırlar. Yani ich möchte die weißen Schränke kaufen. Bu cümlenin Türkçesi ben beyaz sandalyeleri almak istiyorum. Geçtik arkadaşlar. Ich spreche mit einer alt Frau. Şimdi kelimemiz Frau. Kadın manasına geliyor. Article'ı die'dir. Ancak görüyorum ki burada article der şeklini almış. Mit einer. Peki neden? Mit kelimesi datiftir. Mit einer datiften dolayı die der olmuş. Eğer bir kelime cümle içerisinde tekil kullanıyor ve article'ı değişiyorsa onunla beraber kullanılan sıfat en takısını alıyordu. Ich spreche mit einer alten Frau. Bu cümlenin Türkçesi ben yaşlı bir kadınla konuşuyorum. Devam. Das war eine gut Frage. Şimdi kelimemiz Frage soru manasına geliyor. Artikeli die'dir. Aynı kelimesiyle beraber kullanılmış ama bu sefer e takısı aynı kelimesine eklenmiş. Bu die article'ındaki e kelime harfi ve biliyoruz ki bu die Frage değil de eine Frage şeklinde kullanılmış. Yani article değişmemiş. Eğer bir kelime tekilse ve article'ı değişmemişse arkadaşlar ne oluyordu? E takısını alıyordu. Das war eine gute Frage. Bu cümlenin Türkçesi bu çok güzel bir soruydu. Devam. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Şimdi Fehler hata demektir. Tekildir. Article derdir. Ve görüyorum ki article değişmiş akuzatiften dolayı. Den Fehler olacağına ein unbestimmte Artikel ile birleşmiş einen olmuş. E Fehler tekil, article değişmiş. O halde klein kelimesi nasıl yazılacak? En takısıyla beraber. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ben küçük bir hata yaptım. Evet, bir örneğimiz daha.
Olsun ich fahre Fahrrad mit meinem neuen Nachbarn. Şimdi bu kelime arkadaşlar nachbardır. Artikel derdir, erkek komşu. Sonundaki ne en deklinasyonla ilgili bir şeydir. Şimdilik onu atlıyoruz. Artikel derdir ama dem şeklini almıştır. Mein posesif artikel ile beraber kullanılırken de düşmüştür ve meinem şeklini almıştır. Tekrar nachbar kelimesi artikel der cümle içerisinde tekil kullanılmış ama artikel datiften dolayı dem şeklini almıştır. Artikel değişmişse arkadaşlar demek ki sıfatımız neu en takısıyla beraber kullanılacaktır. Görmüş olduğunuz gibi o bütün tabloyu 3 cümlede özetledik. O 3 cümleyi kafamızda tuttuğumuzda, aklımızda tutup arkadaşlar bu sıfatlarla karşılaştığımızda onları hatırımıza getirdiğimizde ne yapmamız gerektiği hemencecik ortaya çıkıyor. Bu cümlenin Türkçesi yeni komşumla bisiklet sürüyorum. Evet, şimdi alıştırma cümlelerine devam edelim ama 3 tane cümlemiz olsun ve bu cümlenin hepsinde kelimeler aynı sıfat almış olsun. Der Pulli, das Hemd, die Hose. Hepsinin artikeli farklı. Birinci cümlemiz Der blau Pulli gehört mir. Mavi kazak bana ait. Das blau Hemd gehört mir. Mavi gömlek bana ait. Die blau Hose gehört mir. Mavi pantolon bana ait. Şimdi bu üç kelimenin artikeli farklı ama cümlede olduğu gibi kullanılmış. Hepsi tekil, artikel değişmemiş. O halde arkadaşlar hepsi nominatif, özne, artikelları farklı olmasına rağmen cümlede artikelları değişmediği için bütün sıfatlar E takısını alıyor. İnşallah anlaşılıyordur. O kafanızdaki bulanıklık, karışıklık dağılıyordur. Devam edelim. Ich möchte den blau Pulli kaufen. Ich möchte das blau Hemd kaufen. Ich möchte die blau Hose kaufen. Burada da aynı cümleleri, aynı kelimeleri kullandım ama bu sefer nominatif değil de akuzatif olarak kullandım. Akuzatif olarak kullandığımızda kazak manasına gelen puli artikeli der olduğu için akuzatifte den şeklini aldı. Ama das ve die akuzatifte değişmediği için arkadaşlar olduğu gibi kaldı. Şimdi kuralımız çok basitti. Eğer article değişiyorsa en takısı, değişmiyorsa e takısı. O halde aşağıdaki gibi arkadaşlar Ich möchte den blauen Pulli kaufen. Ich möchte das blaue Hemd kaufen. Ich möchte die blaue Hose kaufen şeklinde yazılıyor. Evet arkadaşlar buraya kadar adyektif yani sıfatların nerede ve nasıl e ve en takısını alacağını önce tablo üzerinde gösterdik. Daha sonra anlaşılır ve kalıcı olması için 3 cümlede özetledik ve sonrasında örnek cümleler üzerinde gösterdik. İnşallah anlaşılır olmuştur, faydalı olmuştur. Şimdi geçelim 2 tane daha ekimiz vardı. Neydi onlar? Er ve es takısı. Bu er ve es takıları da arkadaşlar yine daha iyi anlaşılabilmesi için 2 cümlede özetledik. O cümleleri ezberler ve öğrenirsek daha kalıcı olur diye düşünüyoruz. Geçelim. Nedir o cümleler? 1. Unbestimmte Artikel olan ein veya possessif artikel olarak kullanılan mein, dein ve benzeri kelimelerden sonra gelen artikel der olan. Önemli olan burasıydı arkadaşlar. Artikel der olan isimler ile beraber kullanılan sıfatlar er takısını alırlar. Geçelim ikinci cümlemize. Unbestimmte Artikel olan ein veya possessif artikel olarak kullanılan mein, dein ve benzeri kelimelerden sonra gelen artikel das olan. Dikkat ederseniz yukarıdaki der olan bu ise das olan isimler ile beraber kullanılan sıfatlar ise es takısını alırlar. Evet, tablomuzdan sonra özet cümlelerimizi de bu şekilde okuduktan sonra geçelim alıştırma cümlelerine. Birinci cümlemiz For the Tür schläft ein Großhund. Bu cümlede isim Hund.
Article'ı der'dir arkadaşlar. Köpek manasına geliyor. Article'ı der olan bu kelimeden önce gelen ein kelimesinden dolayı gross sıfatı adjektifi er takısını alıyor ve şöyle oluyor arkadaşlar. For the Tür schläft ein großer Hund. Bu cümlenin Türkçesi ise kapının önünde büyük bir köpek yatıyor. Bir örnek cümlemiz daha olsun. Mein Freund hat ein schnell Auto. Bu cümledeki isim nomen Auto. Article'ı das. Article'ı das olan kelimelerden önce eğer ein unbestimmte Artikel gelirse bu ismin alacağı sıfat es takısını alıyordu. Mein Freund hat ein schnelles Auto. Bu cümlenin Türkçesi arkadaşımın hızlı bir arabası var. Geçelim. Ein sehr erfolgreich Lehrer kam an unsere Schule. Dikkat ederseniz bu cümledeki isim Lehrer yani erkek öğretmen. Artikel'ı der'dir. Artikel'ı der olan isimlerden önce ein kelimesi yani unbestimmte Artikel gelirse bu ismin alacağı sıfat, burada sıfatımız erfolgreich, başarılı demektir. Tabii ki er takısı olacaktı. Yani şöyle olması gerekiyor. Ein sehr erfolgreicher Lehrer kam an unsere Schule. Türkçesi okulumuza çok başarılı bir öğretmen geldi. Evet, bir örnek daha verelim. Bu da bir soru cümlesi olsun. Ist Deutschland ein Schönland? Şimdi bu cümledeki isim Land, artikeli das, das Land, ülke demektir. Artikeli das olan bu Land kelimesinden önce unbestimmte Artikel olan ein geldiği için buradaki schön sıfatı tabii ki es takısını alacaktır. Ist Deutschland ein schönes Land? Almanya güzel bir ülke mi? Manasına geliyor bu cümlemiz de. Evet, bir örneğimiz daha. Das war mein Altschrank. Şimdi buradaki isim Schrank, artikeli der. Artikeli der olan isimlerden önce ein kelimesi gibi eğer mein, dein kelimesi de gelirse arkadaşlar demiştik ki sıfat er takısını alır. Yani das war mein alter Schrank. Bu benim eski dolabımdı. Bir örnek cümlemiz daha arkadaşlar olsun. Das war mein alt Fahrrad. Fahrrad bisiklet demektir. Artikeli das'tır. Artikeli das olan isimlerden önce yine mein, dein, sein dediğimiz iyelik ekleri benim, senin, onun kelimeleri gelirse bu isimden önce gelen sıfat es takısını alır demiştik. Yani şöyle olması gerekiyor. Das war mein altes Fahrrad. Bu benim eski bisikletimdi. Evet arkadaşlar, gelelim bakalım anlamış mıyız bölümüne. Bakalım anlamış mıyız bölümü bizim için çok önemli bir test mahiyetinde. Yapmanız gereken şey böyle cümleleri ekrana verdiğimde durdurup kendiniz cevapları yazmak, söylemek, sonra da bizimkilerle karşılaştırmak. Evet, ben başlıyorum. Birinci cümlemiz, das ist ein sehr günstig Mantel. Mantel arkadaşlar, manto demektir, artikeli derdir. Ve öncesinde unbestimmte Artikel olan ein var. O halde buradaki günstig sıfatı er takısını almalı. Das ist ein sehr günstiger Mantel. İkinci cümlemize geçelim. Willst du ein günstig Hemd kaufen? Şimdi burada Hemd kelimesi var, ismi var. Artikeli das'tır. Öncesinde unbestimmte Artikel olan ein gelmiştir. O halde burada sıfat olan günstig kelimesi uygun, ucuz anlamına geliyor. Es takısını almalı. Willst du ein günstiges Hemd kaufen? Evet, uygun bir gömlek mi satın almak istiyorsunuz manasına geldi bu cümle. Devam edelim. Ich telefoniere mit den neuen Schülerin. Buradaki isim Schülerin, kız öğrenci manasına geliyor. O halde artikeli die'dir. Ancak görüyorum cümle içerisinde der şeklinde kullanılmış. Demek ki artikel değişmiş.
Burada mit prepozisyonundan dolayı değişmiştir. Yani mit der bir datif prepozisyondur. Di datiften dolayı der olmuştur. Demiştik ki arkadaşlar, eğer bir ismin tekil ismin artikli cümle içerisinde değişiyorsa o ismin alacağı sıfat en takısını alır. Ich telefoniere mit den neuen Schülerin. Evet, geçelim arkadaşlar diğer örneğimize. Das ist der Sohn des Schlaumannes. Man erkek demektir, adam demektir arkadaşlar. Artikli derdir. Bakıyorum cümle içerisinde des şeklini alıyor. Buradan anlıyorum ki burada bir genitif vardır. Zeki manasına gelen Schlau, zeki adamın oğlu. O halde arkadaşlar demiştik ki tekil bir isim artikli cümle içerisinde değişiyorsa onun önüne gelen isim tabii ki en takısını alır. Yani şöyle olmalı: Das ist der Sohn des Schlauen Mannes. Bir örneğimiz daha. Hörst du auch den neuen Nachbar? Nachbar arkadaşlar yine komşu demektir, artikli derdir ama bakıyorum cümle içerisinde akuzatiften dolayı den şeklini almıştır. Kelime tekil, artikli değişmiş. O halde neu sıfatı en takısını alacaktık. Hörst du auch den neuen Nachbarn? Evet, geçelim. Son örneklerimiz olsun bunlar. Ich möchte eine günstig vase kaufen. Vase arkadaşlar vazo demektir ve artikli die'dir. Şimdi kendisinden önce bir unbestimmte artikel gelmiş. Ein ama e takısını almış. Bu artikli die olan vazının sonundaki e, yani artikli değişmemiş. Eğer artikli değişmemişse arkadaşlar, o zaman günstig sıfatı tabii ki e takısını alacaktır ve şu şekilde kullanılacaktır. Ich möchte eine günstige Vase kaufen. Bir diğer örneğimiz, burada iki farklı isim, iki sıfat vardır aynı cümle içerisinde. Das Klein Fahrrad gehört dem freundlich Kind. Şimdi birincisinden başlayalım. Fahrrad artikli das'tır. Cümle içerisinde olduğu gibi kullanılmış. Eğer olduğu gibi kullanıldıysa, ki burada nominatiftir, o zaman Klein sıfatı e takısını alacaktır. İkincisinde Kind kelimesi artikli das'tır. Dolaylı tümleç olmuştur. Çocuğa ismin e halekini almıştır. Burada artikli değişmiştir. Das iken dem olmuştur. Tekil olduğu için, artikli de değiştiği için bu da en takısını alacaktır. Yani şu şekilde kullanılacaktır. Das kleine Fahrrad gehört dem freundlichen Kind. Küçük bisiklet sevimli çocuğa ait. Geçelim son cümlemize arkadaşlar. Der Reichmann steht außerhalb seines kleinen Hauses. Arkadaşlar birincisi, yine burada da iki tane isim, iki tane sıfat var. Birincisinden başlayalım. Der Reichmann. Man der idi artikledi. Artikledi de cümlede hiç değişmemiş. Değişmemişse buradaki sıfat arkadaşlar e takısını alacak. Çünkü man tekil olarak kullanılmış. İkincisine bakıyoruz. House kelimesi. Seines houses. Arkadaşlar bu da bir tamlamadır. İsim tamlaması, genitif. Şimdi burada house kelimesi arkadaşlar artikli değişmiş. O halde des olmuştur çünkü, ve des kelimesinin sonundaki s de sein kelimesine eklenmiştir. Seines kleinen Haus. Cümle şu şekilde kullanılacaktır, kullanılmıştır. Der Reichmann steht außerhalb seines kleinen Haus. Zengin adam küçük evinin dışında duruyor. Evet sevgili arkadaşlar, bu şekilde bu videonun sonuna geldik. Dediğim gibi bununla ilgili başka ayrıntılar da var. Ancak önemli olan işin temelini, ana düşüncesini öğrenmekti, işin iskeletini öğrenmekti, çözmekti. Bu şekliyle arkadaşlar 4 tane ekimizin olduğunu, bunların nerede kullanılması gerektiğini gösteren tablolarımız ve onların özet cümleleri, bunlarla ilgili örnek cümleleri verdik.
Bundan sonra size kalan arkadaşlar benzer alıştırma cümleleri çözüp bu bilgileri aklınızda kalıcı hale getirmektir. Bu videoda vermiş olduğumuz, paylaştığımız bilgileri öğrenmeniz halinde diyebilirim ki adyektif deklinasyon dediğimiz sıfat çekimiyle ilgili %70, %80'lik kısmı çözmüş olursunuz. Daha sonra mutlaka arkadaşlar bu konuyla ilgili ayrıntıları, detayları işleyecek bir videoda yapmayı düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi şu an itibariyle bu bilgiler B1 seviyesinin sonuna kadar bütün sıfat çekimiyle ilgili problemlerinizi çözecektir. Bir sonraki videoda yeniden buluşuncaya kadar her şey gönlünüzce olsun. Kalın sağlıcakla, hoşça kalın.